misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları, bugün Kalecikler Derneği olarak sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma etkinliğimize, kucaklaşma etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu bayraklarımızı bir görelim, canımız bayraklarımızı bir görelim. Değerli bakanım, siz zat-ı haliniz bizim için, biz Kalecikliler için, biz Ankaralılar için çok önemlisiniz. Çünkü siz hemen Ankara'mızın şirin bir ilçesi olan Kızılcahamanlısınız. Kızılcahaman ilçemizin Kuşçuören köyündensiniz. Biz Mustafa Ahmet Emine Ayşe çocuğuyuz. Siz de aynı bizim gibi köylü çocuğusunuz. Önemsiyoruz bunu. Devletimizin çok önemli kademelerinde çok büyük görevler yaptınız. O yüzden etkinliğimize katılmanızın bizim açımızdan çok başka bir önemi var. Tekrar selamlıyorum sizi. Derneğimiz adına. Aslında biz bu organizasyonları genellikle Filiz Başkanımızın bize yapmış olduğu yardımlar, destekler, katkılar sayesinde Kalecik'te yapıyorduk. Bugün yine Ankara'mızın çok şirin bir beldesi olan Pursatlar'da yapıyoruz. Pursatlar Belediye Başkanımız da bizim her türlü etkinliğimizi seve seve kabul ediyor. Gönlünü, yüreğini, salonlarını açıyor. Bugün de bu salonu tahsis ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Değerli misafirlerimiz, çok önemli süreçten geçiyoruz. 16 Nisan günü Türkiye'de çok önemli bir referandum çalışması yapılacak. Biraz sonra sayın konuşmacılar bunlarla ilgili duygularını, düşüncelerini bizimle paylaşacaklar. Ben sadece şundan söz etmek istiyorum. Güzel Türkiye'miz, cennet yurdumuz, güzel vatanımız 15 Temmuz'da ne yazık ki çok alçakça bir kalkışmayla karşı karşıya kaldı. Bu kalkışmaya katılanları şiddetle, nefretle, kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bazılarımızı şükranlanıyorum. Şehitlerimizin huzurunda eğiliyorum. Allah'tan, Cenab-ı Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Türkiye büyük bir memlekettir. Öyle kolay kolay 3-5 insana pabuç bırakacak bir durumda değiliz. Hele Kalecikliler asla değildi, değil mi değerli hemşehriler? Bakın bu konuda kaleciğimizi yetiştirdiği Aşık Türkmen'i ne söylemiş? Bu millete işlemez Haçlı'nın pis oyunu, ellerinde patladığı uzaktaki mayını, tarihler hiç yazmadı böyle vatan haini, göğsünü siper eden şehitlerden sor bizi, selalar verirsin de sen o zaman gör bizi. Darbeye kalkışınca kanlı terörist başı başkomutan çağırdı, ana bacı kardeşi, biz bir daha yaşadık bir kurtuluş savaşı, 15 Temmuz gecesi meydanlardan sor bizi, al bayrağı alalım da sen o zaman gör bizi, sen o zaman gör bizi. Huzurlarınıza Kalecikler Derneği Genel Başkanımız, vatansever insan, çalışkan insan, mütevazi mümtan insan Şahin Önal'ı davet ediyorum. Alkışlarınızı efendim. Buyurun sayın başkanım. Buraya da konuşabilirsin. Sayın Bakanım, Belediye Başkanlarım, Bölge Başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, katılımınızdan dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına saygı ve sevgilerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Bu akşam bu değerli katılımınız kalelerin artık kurumsallaştığını bir kere daha göstermektedir. Bu kalabalık gönül birliğiyle heyecanla bir araya gelişimizin de
göstergesidir. Bu bizim için bir gururdur. Devletimizin çalışmalarının ruhunun güçlendiğini görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyıl bir araya gelen ve birliktelik ruhuyla var olabileceğini göstermektedir. Ülkemizin her köşesi değerlidir. Her yörenin belirli inanışları, tarihi, kültürü, yaşam felsefesi vardır. Bunlar değerlerimizi oluşturmaktadır. Bu değer varlıklarının devamlılığını sürdürecek olanlar toprakların sahibi olan biziz. Biz de bu bilinçle faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin kültür ve değerlerine sahip çıkması demektir. Bu sorumluluğu hepimizin her zaman taşımalıyız. Bir gün gösteriyor ki, bugün gösteriyor ki beraberliğimiz kurumsal adımlarla ilerlemektedir. Hanhane dergimiz, derneğimizin taşıdığımız toplumsal değerlerimizi tanıtmak ve güçlendirmek üzere önemli bir hamle olduğu özelde kalecik eksenli olsa da dergimizin Ankara'nın ve dolayısıyla Türkiye'nin değerlerini kayıt altına almaktır. Sivil toplum kuruluşlarının attığı her adım doğru olmak koşuluyla toplumsal dinamizme katkıdır. Toplumsal ilerlemenin anahtarı da burada yatmaktadır. Biz eleştiriler doğrultusunda doğru adımları atmaya çalışıyoruz. Kurumsal adımlarımız siz değerli hemşerilerimizin ve bizimle gönül birliği eden kardeşlerimizin maddi ve manevi desteğiyle sürecektir. Toplantının düzenlenmesinde desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni etkinliklerde beraber olmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, şu anda Kanal 5 televizyonu programımızı canlı olarak veriyor. Bunu belirtmek isterim özellikle. Yine aramızda Kalecik AK Parti ilçe başkanımız Hasan Çırak ve Pursaklar ilçe başkanımız Sayın Kabasakaloğlu buradalar. Çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Şimdi huzurlarınıza Kaleciğimizin yetiştirmiş olduğu değerlerden bir öğretim üyesi arkadaşımız var. Birliğimiz, beraberliğimiz üzerine, Kalecik ve değerler üzerine kısa bir konuşma yapmasını kendisinden arzu ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Serdar Olacı. Buyurun sayın. Sayın Bakanım. Galiba çalışmıyor. Sayın Bakanım, siyasi partilerimizden bugün iktidar partisi olan partimizin değerli ilçe başkanları, değerli belediye başkanları, sayın misafirler. Burada iki kimlikle birlikte bulunmaktayım. Birincisi bir öğretim üyesiyim, bir bilim adamıyım. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim. İkincisi bir Ankaralı olarak buradayım. Biz fakülteye başladığımızda değer kavramı ile ilgili bize dediler ki ait olduğunuz toprakları okumakla başlar değer kavramı. Ve bir aydın hüviyeti taşıyacaksanız bu ait olduğunuz toprakları zamanında tam doğru olarak okumak üzere ancak o hüviyeti kazanabilirsiniz. Bugün çok detayına girmeyeceğim ama geçmişte şöyle bir bakıldığı zaman dünyayı tutabilen bir Osmanlı bugün yine dünyanın en önemli merkezlerini tutabilen bir Türkiye Cumhuriyeti ve ümit ediyoruz ve istiyoruz ki sonsuza kadar yine dünyanın nabzını tutmaya devam edebilen bir devlet varlığıyla varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Ait olduğumuz toprakları doğru okuyabilmek için önce bize dediler ki tarihe bir bakın. Tarih size doğru bilgileri verecektir ve siz tarihin hatalarını tekerrür ettirmeyeceksiniz. Daha sonra bilginin meşru zeminleri üzerine basarak bu yolda güvenli adımlarla ilerleyeceksiniz. Biz tabii Kalecikliler Derneği olarak öncelikle kendi kültürel değerlerimizin ki bu
Kalecik ekseninde veya Kalecik özelinde söylediğimiz bu değerler Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında Anadolu'nun tüm şehirlerine, tüm kasabalarına, tüm köylerine bir örümcek ağ modeliyle yüzyıllarca işlenen değerlerin her birinin kültürel kodlara dönüşümüyle ortaya çıkmış. Yani biz kaleciyi işliyoruz veya kaleciyi anlatıyoruz veya kalecik özelinde konuşuyoruz ama aslına bakarsanız konuştuğumuz alan belki sadece bugün Anadolu topraklarına sıkışmış haldeyiz ya da Anadolu topraklarında bir satı halinde yaşamımızı sürdürüyoruz ama şunu şöyle bilelim, 3 kıtaya hükmetmiş bir Osmanlı'nın ben izlerini yurt dışına çıktığımda da çok rahat görebildim. Ki bunlardan birisi belki çok şaşıracaksınız Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Zaten imparatorluktan küçülmenin ne demek olduğunu bu toprakların dışında çıkınca anlıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde sizin yüzyıllarca biriktirdiğiniz bu kültürel kodların, değerlerin izlerini veya dönüşmüş hallerini bulmanız zaten mümkün. Biz mahsus kültürel örneklerle veya kültürel bilgilerle donatılıyormuş gibi kısmen çok az akademik yazılarla donatıyoruz o dergiyi ama aslına bakarsanız Kaleci'nin Ankara geneline ve daha sonra Türkiye geneline neler getirebileceğini ve bunların zamanı geldiği zaman nasıl kullanılabileceğini kayıt altına almış oluyoruz. Bu bakımdan bize destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanımıza ve değerli Kaleder üyelerimize ve bize dolaylı veya doğrudan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Serdar Olacı'ya, yardımcı doçent doktor Serdar Olacı'ya çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu anlamlı konuşmaları için. Değerli hemşerilerim, Sayın Mehmet Kabasakaloğlu'nu Pusaklar AK Parti İlçe Başkanı'nı kısa hitap için buraya davet ediyorum. Buyurunuz. Değerli bakanım, değerli ilçe başkanım, değerli belediye başkanlarım, değerli hemşerilerim, öncelikle Pursaklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kalecikliler Derneği'ne bu programı düzenlediği için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımı ve belediye başkanlarımı davetimize icabet ettikleri için kendilerine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. 16 Nisan'la ilgili bir şeyler söyleme kararını sayın konuşmacılarımız, belediye başkanımız, sayın bakanımız sizlere ifade edecek. Ben sadece sizleri, başta Kalecikliler Dernek Başkanımızı ve tüm ekibini, siz değerli hemşerilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar değerli hemşerilerimiz, Pursaklarlı hemşerilerimiz ve Kaleciklerimiz AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar en yüksek desteği verdi. İnşallah 16 Nisan'da da tekrar Pursaklarımızda rekor düzeyde bir evetle inşallah önümüzdeki süreci tamamlayacağız. Başta tekrar bakanıma, belediye başkanlarıma, ilçe başkanıma ve siz değerli hemşerilerime hep teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Kabasakaloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Az öz, ev sahibi sıfatıyla yapmış olduğu samimi, sıcak, içten konuşması nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, tabii Kalecik'le ilgili söylenecek çok söz var. İnsanla ilgili, insan odaklı olduğumuz için hepimiz insanla ilgili söyleyecek çok şeyimiz var. Ben sadece ikiz kardeşleri göstereceğim sizlere. Şu ikiz kardeşleri göstereceğim. Kalecikliler Derneği'nin çıkarmış olduğu yayın organı, Serdar Hocamızın söz ettiği yayın organı. Bu birinci çocuğumuz, evladımız. Bunu elimizle büyüteceğiz. Değil mi Sayın Başkanım? Bu da ikinci sayımız. Bu dergilere yardımcı olan, destek olan, görüşleriyle, düşünceleriyle, eleştirileriyle, yazılarıyla bize katkıda bulunan bütün hemşerilerime candan yürekten teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanımız biraz merak etsin. Hanhana nedir? Açıklamayalım da başkanım. Açıklamayalım da okusun. Hanhana'nın ne olduğunu mutlaka okuyacaktır. Akademisyen sıfatıyla da aramızda kendileri. Dolu bir dergi, içerikli bir dergi diye düşünüyoruz. Başkent Ankara'nın güzel ilçesi, kalecikli olmak ayrıcalıktır. Mertlik ile yiğitliğin gür sesi, kalecikli olmak ayrıcalıktır. Uzaktan görünür İdris Dağı, ne kadar da çoktur bahçesi bağı. Görmek gerek coşkun akan ırmağı, kalecikli olmak ayrıcalıktır diyen çalışkan, mütevazi, ince, hal hatır sahibi Kalecik Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ulusoy'u mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Sayın Bakanım, açık mı? Açık mı? Şuradan mı? Tamam, şuradan. Başkanım, başkanım. Alo, başkanım, sizin sesinizi kimse kesemiyor. Garip Müslüm Bekir'e nasıl gücü yersin buna? Buyurun. Saygıdeğer bakanım, çok değerli belediye başkanı arkadaşım, saygıdeğer ilçe başkanlarım, ilçe kadın kolu başkanlarım ve çok sevdiğim memleketimin çok sevgili hemşehrileri, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi, şahsım, tüm belediye meclisi arkadaşlarım, Kalecik Belediyesi'nin vefakar cefakar tüm personeli ve tüm kalecikler adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca kalelerimize böylesine güzel bir organizasyona fikir sahipliği ve ev sahipliği yaptığı için de şükranlarımı sunuyorum. Bugün özellikle ilçe merkezimizde güzel bir çalışma gerçekleştirdik Kalecik esnafımızla birlikte. Onların da size selamını getirdim. En uzak köyümüz olan Mahmutlardan, Karkın'dan, Uyurca'dan, Avşar'dan size selam getirdik. Onlar da evet diyorlar ve sizlere selamlarımızı özellikle sunmamızı bizden istediler. Allah razı olsun. İnşallah Sayın Bakanım, sevgili arkadaşlarım, 16 Nisan Kalecik'in oylarının her daim yükselmesine, her geçen gün yükselmesine vesile olduğu çok önemli bir gün olacak. Biliyorsunuz Kalecik biraz zor bir coğrafya. 2009'da bu zorluğu biz birebir yaşadık. Ama daha sonrasında azim ve sabırla yılmadan hemşehrilerimize samimice kendimizi ve partimizi ve Kalecik'e olan aşkımızı anlattık. Onlar da inandılar ve 2014 yılında 147 yıllık Kalecik Belediyesi tarihinin en yüksek oyunu bize vererek çok şükürler olsun ki Kalecik'in ilk kadın belediye başkanı olmamıza vesile oldular. Allah'a hamdolsun ki biz hep şu duayı ediyoruz. 147 yıllık Kalecik Belediyesi tarihinin en yüksek oyunu alan ve ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçmekle beraber bizi esas tarihe geçirecek olan şey hizmetlerimiz olsun. Her kürsüde ifade ediyorum ki inşallah biz Kalecik'in ilk kadın belediye başkanı olarak değil, güçlü iktidarı arkasına almış, Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışan, en fazla çalışan, en fazla hizmet eden ve Allah'ın izniyle inşallah nasip olur, en fazla hayırla yad edilen belediye başkanı oluruz. Mühim olan bu diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, sevgili hemşehrilerim, huzurlarınızda bakanımıza da ayrı bir teşekkür, şükran bilirim ki, biraz önce de ifade ettim, AK Parti hükümetlerinin gücüyle kaleciğimize büyük hizmetler yapmaya başladık. İnşallah bu yaz kaleciğin yazı olacak. 16 Nisan'ı açtıktan sonra yapacağımız açılışa ben şimdiden davet ederek parantez içerisinde çok büyük müjdeler vereceğimizi söylüyoruz Kaleci'ye. İnşallah Sayın Bakanım da burada yerimizdeyken davet ettim. Onun bize bir ziyaret borcu da var. Bu ziyaretle inşallah bu borcunu yerine getirecek diye umut ediyorum.
Sayın Bakanımız bizim de sıklıkla görüştüğümüz Kalecik'le ilgili hizmetler noktasında bir vekilin gücüne ihtiyaç duyduğumuz noktada kendisine başvurduğumuz, özellikle Başbakan Yardımcılığı döneminde fazlasıyla istişare edip gücünü üzerimizde hissettiğimiz bir isim olmuştur. Ben burada huzurlarınızda tüm Kalecikler adına Emullah İşler Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah yolunu açık eylesin inşallah. Onunla gurur duyuyoruz bir Ankaralı olarak aynı zamanda. Sözlerimi çok fazla uzatmadan Kalecik'le ilgili ve belediyemizin geldiği noktayla ilgili çok kısa şunu söylemek istiyorum. Söylemeden duramayız. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz sizler, özellikle Selçuk Başkanım bunu çok daha iyi bilir. Daha kıdemli bir belediye başkanıdır bana göre. Bir belediyenin güçlü hizmetler vermesi ve her bir vatandaşının yüzünü güldürmesi için özellikle üç noktada gelişmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi belediyenin mali yapısı. Biz bu noktada 3 yılda çok büyük bir hızla ilerledik ve Türkiye'nin belki de nüfusu ölçeğinde en borçlu belediyelerinden bir tanesiyken şu an Türkiye'nin borçsuz belediyeleri sınıfına girdik. Vergi borcu olmayan belediye olarak da işaretlendik. Bu da bize birçok noktada güç veriyor. Çok şükür 13 trilyon 290 milyarlık borcumuzu şu an yaklaşık 3 trilyona düşürdük. Çok hızlı bir ilerlemedir bu aslında Kalecik özelinde baktığımız zaman. Aynı zamanda mücavir alanı 1341 kilometre kare olan bir ilçeye bizim geldiğimizde 25 kişiyle hizmet veren Kalecik Belediyesi şu an 111 personelle hizmet veriyor. Ve bu personel içerisinde Kalecik Belediyesi'nde ilk defa inşaat mühendisi, harita mühendisi, bir mimar, peyzaj mimarı birlikte çalışıyor, birlikte hizmet üretiyor. Biz geldiğimizde teknik personel kavramı belediyemizde yoktu. Belediyenin ana unsurları olmasına rağmen bu meslek dallarında hizmet üretemeyen bir belediyeydi. Onun dışında hizmet araçları, Sayın Başkanım biz buraya, Sayın Bakanım, yeni aldığımız otobüsümüzle geldik Kalecik'ten. 25. hizmet aracımızı, toplam bedelleri 3 trilyon üzerinde olan 25. hizmet aracımızı 2 hafta önce makina araç parkımıza çektik ve bugün gururlu bir şekilde Kalecik'ten otobüsümüzle geldik. İnşallah 16 Nisan'dan sonra hemşehrilerimizin Çanakkale ve Konya gezilerinde bu aracımız onlara yol arkadaşlığı yapacak. Onları misafir edeceğiz. Ufuklarının açılmasına vesile olacağız. Tabii ki Kalecik Belediyesi'nin güçlenmesi, bugüne kadar, bu noktaya kadar gelmesinde AK Parti hükümetinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkıları olmuştur. Ama şundan hiç şüpheniz olmasın ki, bütçesi itibariyle 2 milyon 200 bin lira bir bütçeyle almıştık biz gerçekleşmiş bütçe oranıyla. Bu yıl yaptığımız bütçe tahmini 22 milyon 100 bindi. Geçen yıl bitirdiğimiz bütçe, gerçekleşmiş bütçe 18 trilyon 760 milyardı. Bu açıdan baktığınızda Kalecik Belediyesi'ni biz 3 yılda 9 kat büyütmüşüz. Tam 9 kat büyümüş. Bu demektir ki 9 kat büyüyen Kalecik Belediyesi artık vatandaşın hayatına dokunmaya başlayacak. Kalecik'te bitirdiğimiz tesislerimizi gezme olanağı buldunuz mu bilemiyorum ama arzu ederseniz Selçuk Başkanım da size bu noktada yardımcı olacaktır. O da her daim Kaleciklerin yanında olmuştur çünkü. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ben de sizler adına kendisine. Ya da bizim otobüsümüz buna hizmet edebilir. Bitirdiğimiz özellikle muhabbet konağımızı ve Aşık Mirati Parkımızı, ki Aşık Mirati Kaleciğin önemli değerlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Gezmenizi arzu ederim. Aynı zamanda 16 Nisan sonrası açacağımız spor kompleksi ve sosyal tesisimizde de hem açılışta sizleri görmek isteriz hem de açılış sonrasında Kalecik özlemi duyduğunuzda tesislerimize sizi buyur etmek isterim burada. Çok güzel işler yapıyoruz ama 16 Nisan sonrası çok büyük hizmetlere inşallah temelini atmak hepimize nasip olacak. Sayın Bakanım biliyorsunuz bizim dünya çapında çok değerli bir ürünümüz var. Coğrafi işareti de olan patentli bir ürünümüz Kalecik Karası. Üzüm şırası, üzüm pekmezi, üzüm sirkesi ve üzüm posasından yem üreten 4 entegre fabrikanın temelini bu yaz içerisinde Kalecik Belediyesi olarak atacağız Allah'ın izniyle. 2 mimari ödüle, uluslararası çapta mimari ödüle başvurduğumuz bir kültür merkezi projemiz var. Onun temelini atacağız. Ve bir de kapalı pazar yerini Kalecik'te kayıtlarda görünen Osmanlı kayıtlarında ancak şu an
zamanımıza kalmamış olan bir han projesini inşallah yad edeceğiz temelini atarak. Bu büyük projeleri ilçemize kazandırmanın onurunu gururunu hep birlikte paylaşacağız. Biz Kayacık Belediyesi'ni 9 kat büyüttüysek, bu yıl 11 kat büyütme iddiasında isek ve bu büyük hizmetleri atacaksak bunun tek bir müsebbibi var diyebilirim. AK Parti hükümeti. AK Parti hükümetinin bu gücü de şu an 15 yıldır ülkemizde tesis edilen siyasi ve ekonomik istikrardan geliyor. Ancak şunu bilmeliyiz ki hükümetimizin siyasi ve ekonomik istikrarı elbette ki teşkilatlarımızın, her bir vekilimizin, bakanlarımızın özverili çalışmaları kadar hepsinden daha fazla Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde gidiyor. Ondandır ki bütün dünya kendi oyunlarını kurarken Recep Tayyip Erdoğan'ın yok olması üzerinden kuruyorlar. Ondandır ki 15 Temmuz gecesi canına kastetmeye çalıştı hainler. Ama Allah buna izin vermedi. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardı ve çok şükür 15 Temmuz hepinizin bedenini, canını siper etmesi sonrasında ve güçlü liderliğiyle, cesur liderliğiyle Tayyip Erdoğan'ın yine milletinin önünde durmasıyla aşıldı. Bu arada hatırlatmam gerekir ki kaleciğimizden 4 gazimiz var. Eskiköy'den Ahmet Gümüş, Beykavan'dan baba oğul Necati Okan Ekiz, Gölköy'den Gazi Karaca, bizim şehit gazilerimiz. Onlarla onur duyuyoruz. Allah onlara şifa versin. Hala tam manasıyla sağlıklarına kavuşmuş değiller. Ankara çok fazla şehit verdi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanları cennet olacak. İnşallah bizleri onlarla cennette kavuştursun. Hiç unutmamalıyız ki bu siyasi ve ekonomik istikrarın başında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki bu yükü hepimiz almak zorundayız artık. Ben hep söylüyorum, ilçemizdeki her vesileyle çıktığımız mikrofonlarda da söylüyoruz. Bugüne kadarki istikrar Recep Tayyip Erdoğan ismi ve onun karizmatik liderliği üzerinden sağlanıyordu. Ama bundan sonra artık bu istikrar ortamının sistem temelli bir kurumsallaşmaya ihtiyaç duyduğunu hepimiz hissediyoruz. Özellikle biz siyasiler, bürokrasiyle çok fazla işbirliği içerisinde olanlar bunu her daim hissetmekte. Bu istikrarın devamlılığı her birimizin hayatının refah oranının yükselmesi açısından bir elzem olarak görülmekte. Dolayısıyla 16 Nisan'da hepimiz Tayyip Erdoğan'ın sırtındaki yükü kaldırmak için evet demek durumundayız. Hiç şüphem yok ki evet diyeceğiz ve artık istikrarı biz kurumsal hale, insanların üzerinde değil sistemin üzerinde tesis edeceğiz. Bunu da açıkça söyleyebiliriz ki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye çok değerli eserler miras bırakacak. Allah uzun ömürler versin. Yollar, köprüler, hastaneler, okullar ve daha niceleri. Ama onun Türkiye ve geleceğine yapmış olacağı en büyük hizmet bu sistemin kurumsallaşması olacak. Siyasi istikrarı her daim sağlayacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacak. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 16 Nisan'da geçecekse bu yine Türk milletinin Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevdanın, aşkın bir sonucu olarak geçecek. Dolayısıyla bundan sonraki bütün istikrarlarda Tayyip Erdoğan'ın çok büyük hakkı olacak. İnşallah o milletine hakkını eminim ki helal edecektir. Bizlerin de tüm hakkı ona helaldir. Allah onu uzun ve sağlıklı yaşatsın ve Türkiye'ye bağışlasın diyorum. Başımızdan eksik etmesin diyorum. Ona sahip çıkmak için ve başbakanımızın çok güzel bir sloganı oldu. Erdoğan için değil sadece Erdoğan için biz tüm kalecikler olarak Allah'ın izniyle 16 Nisan'da evet deyip vatani görevimizi yerine getireceğiz inşallah. Ben sözlerime son verirken Kaledere tekrar çok teşekkür ediyorum. Emektar Başkanı Şahin Önal'a, sevgili hocam Yusuf İpekli'ye ve tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Böylesi güzel bir organizasyonda bizi sizlerle buluşturduğu için. Ev sahipliği için de gerek Pursaklar ilçe başkanımıza, gerekse değerli mevkidaşım Pursaklar Belediye Başkanı'na, sizler adına ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.
Sayın Bakanım, değerli hemşerilerim, Bursaklarımıza bir eğitimci duyarlılığıyla 3 dönemdir hizmet eden Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin Beyefendi'yi duygularını almak için mikrofona davet ediyorum. Alkışlarınızı. Bakanım, değerli belediye başkanım, çok muhterem ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok muhterem ve kıymetli başkanları, meclis üyelerimiz, değerli hocam, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bizim inancımızda bir şey var, söz var değerli bakan. Su görününce teyemmüm bozulurmuş. Ben pek fazla teferruata girmeyeceğim çünkü sayın bakanıma sözü vereceğim. Ama şunu söyleyeyim ki çok kıymetli belediye başkanımız güzel şeyler anlattı. Gerçekten Kaleci'ye çok değer kattı. Bursaklardaki değerli Kalecikli hemşehrilerim bize o kadar fazla destek verdiler ki ve bunun yanında elimizden geldiği kadar ve ellerinden geldiği kadar Kaleci'ye de oylarıyla olmasa da dualarıyla çok destek oldular. Ben bunun bilincindeyim ve şahidim. Onun için bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Kalecik'te güzel hizmetler yapıldı. Kuzey Ankara'da güzel hizmetler yapılıyor. Bursaklarımızda güzel hizmetler yapıldı. Ve buradaki asıl mimar olan her ne kadar biz işin önünde de olsak en büyük emek sizlerin, siz değerli kardeşlerimin. Çünkü sizler destek olmasanız atalarımızın söylediği gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş. Siz olmasanız biz olmayız çünkü. Sizin verdiğiniz destekler o kadar fazla ki, yalnızca Kalecik ve Bursaklar için de değil, büyük şehrimiz için, Ankara'mız için ve AK Parti'miz için gerçekten çok büyük değer ve destek verdiniz. Kuzey Ankara'da Bursaklardan itibaren baktığımızda Akyurt, Çubuk ve Kalecik neredeyse Ankara'mızın kalesi oldu. Ve biz sizlerle beraber yaptığımız o çalışmalarla, verdiğiniz desteklerle Ankara'yı bile biz kurtardık Kuzey Ankara'yla. Onun için ellerinize kollarınıza sağlık. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, tabii Türkiye çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve ciddi süreçten geçiyor. Dert şu, milletin derdi şu, düşmanların derdi şu, bizim ilerlememizi istemeyen, bizim ayağımıza çölme takmak isteyenlerin derdi şu, Türkiye ilerlemesin, Türkiye namerde muhtaç olsun. Yıllarca hep bizi muhtaç ettiler. IMF'ye borçluyduk. Ödemedik, borçlarımız dağ gibi oldu. O zaman bize hep iyi diyorlardı, aferin Türkiye iyi gidiyor diyorlardı. Türkiye silah araçlarını, harp araçlarını, tankını, topunu, tüfeğini, insansız hava araçlarını yapmadığında Türkiye iyiydi. Türkiye çünkü köleydi onların yanında. Gurbetçilerine baktığımızda Türkiye'den
gurbete Avrupa'ya gidenler, onların affedersiniz kanal işlerinde uğraşırken iyiydi onlar. Onlar Avrupa'nın çöp ve temizlik işlerinde uğraşırken, bunu tenzih ederim bütün kardeşlerim bu işle uğraşan, onlar iyiydi. Ama bizim kardeşlerimiz oranın en büyük müteahhidi oldu, iş adamı oldu. Türkiye IMF'ye borçlarını ödedi. Türkiye çok büyük icraatlar yaptı. Havalimanları, duble yollar, insansız hava araçları, harp araçları yaptı ve Türkiye bir anda kötü oluverdi. Herkesin düşmanı oldu. Çünkü Türkiye'de bir istikrar vardı. İstikrar için yavrularımızın, evlatlarımızın ama doğru bir seçenekte bulunduk. Tek parti iktidarıyla Türkiye gerçekten çağ atladı. Biraz önce değerli başkanımızın söylediği gibi lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye istikrarı yakaladı. Ve Türkiye uçuşa geçti. Bu zaman kötü olduk. Gezi eylemleri dediler, 4 tane ağaç sökülmüş. Derdiniz ne dediğimizde, derdimiz havalimanı yapılmasın dediler. Derdimiz köprüler yapılmasın dediler. Derdimiz deniz altından efendim tünel İstanbullar olmasın dediler. Tabii işlerine gelmiyordu. Dolayısıyla işte 15 Temmuz'u çıkardılar. 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralıklar vesaire vesaire. Her türlü sıkıntıyı çıkardılar. Ama bir şeyi unuttular. Adına din adamı dediğimiz, adına maalesef cemaat diye kandırıldığımız ve şimdi en şedid örgüt olan bu insanlar maalesef ve maalesef bizim evlatlarımızı, yavrularımızı anadan, babadan, kardeşten çaldılar ve birbirine düşman ettiler. Çanakkale'de nasıl bir nesil yok edildi? Maalesef bu adamlar altın nesil dedikleri bir nesli evlatlarımız yok ettiler, elimizden aldılar. Onun için bizim istirhamımız değerli kardeşlerim, Müslüman uyanık olur. Müslüman uyanık olmak zorundadır. Allah Resulü'nün söylemiyle yılan deliğinden Müslüman bir kez sokulur. İkinci defa sokulmaz. Çünkü Müslüman açık gözdür, uyanıktır. Kandırılmaz. İkinci defa kandırılmaz. Bundan dolayı en büyük zaafımız da hep şuydu. Elimizde 2 tane büyük kaynak vardı. Onlara yapıştığınızda sıkıntıya düşmezsiniz diyordu Allah Resulü. Biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri Resulü ve ailesinin hayat tarzı. Biz bunları yavrularımıza öğretmekte maalesef ihmal ettik veya bize de öğretilmedi diyeyim. İşte yanlışa düşmemizin sebeplerinden birisi buydu. Adam çıktı, din adamıyım dedi. Dinle alakası olmayan çok şeyler söyledi ve bizi kandırdı, çocuklarımızı kandırdı gitti. Şunu atladılar 15 Temmuz'da. Değerli başkanımın söylediği gibi ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onların bir hesabı varsa Rabbimin de bir hesabı var ve o hesap en büyük ve en güzel hesaptır. İnşallah 16 Nisan'da biz bunlara dersini vermek mecburiyetindeyiz. Aramıza belki fitne tohumunu sokacaklar. Nifak atacaklar. Çünkü bunu her zaman yaptılar. Ama biz birliğimizi, dirliğimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Çünkü birlikte rahmet vardır. Ayrılıkta azap vardır. Bu parti seçimi değil, herhangi bir seçim değil. Bu vatanımız için, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için yapacağımız bir referandum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin Rabbim. Bizleri hep iyilerle karşılaştırsın.
kötülerle karşılaştırmasın. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sağ olun. Değerli hemşehrilerim, şimdi huzurlarınıza gerçekten duyarlı bir hemşehrimizi çağıracağım. Huzurlarınıza çıkacak hemşehrimiz çok genç henüz, 1960 doğumlu. Kızılcahamamlı, biraz önce söylemiştim. Kuşçuören köyünden, Kızılcahamam Kuşçuören köyünden. Biz nasıl işte Beykava, Karayük, Çandır, Gölköy, Yalım gibi yerlerdensek çağıracağım misafirimiz de öyle bir noktadan gelen bir büyüğümüz. Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı ya, ben de öğretmenim, dilim sürçmeye başladı. Tabii 61. Recep Tayyip Erdoğan, şu anki Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu hükümette Başbakan Yardımcılığı görevi üstlendi. Arkasından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı yaptı. Çok önemlidir. Milli Eğitim, Gençlik, Spor, Kültür çok önemlidir. Çocuklarınızın, torunlarınızın, komşularınızın okullarda aldığı eğitimin planlandığı, programlandığı yerdir. Orada çok önemli katkıları oldu. Şu anda Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği yapıyor. Çok iyi derecede Arapça biliyor, İngilizce biliyor. 3 evlat babası. Her şeyden önemlisi Kızılcahamamlı, bizim Kızılcahamamlı. Akademisyen aynı zamanda. Sayın Bakanım, Sayın Emrullah İşler Bakanım, buyurun. Sayın belediye başkanlarım, değerli ilçe başkanım, çok değerli dernek başkanım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, aziz hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a selamı, rahmeti ve bereketi sizlere, bizlere olsun. Bugün bizleri sizlerle buluşturan çok değerli dernek başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ev sahipliği için fırsatlar belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve değerli Kalecik Belediye Başkanımız Filiz Hanım'a da aynı zamanda hem organizasyondaki katkılarından dolayı hem de buradaki güzel konuşmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Kalecik bizim çok şirin bir ilçemiz. Müteahhit defalar gittik. Özellikle belediye başkanlığı seçimlerinde, Sayın Başkanımızın seçiminde o zaman başbakan yardımcısı olarak birkaç ziyaretimiz oldu. Hemen hemen el sıkmadığımız Kalecikli hemşehrimiz kalmadı. Onlar da sağ olsun bunun karşılığını sandıkları patlatarak verdiler. Kendilerine buradan bu kürsüden tekrar teşekkürlerimizi iletiyorum. Belediye başkanımız da gayretli bir şekilde icraatlarını yapıyor, hizmetlerini yapıyor. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da az önce de ifade ettiği gibi Allah nasip ederse ziyaret edeceğiz. Açılışları hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Bu referandum kampanyasında çok arzu etmeme rağmen maalesef SKM'miz Kaleci'ye program yazmadı ya da yazamadı. Durum, şartlar onu gerektirdi. Ama biz Ankara'nın her yerinde olmaya gayret ettik. Ve çok şükür artık bugün itibariyle son 2 güne geldik biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim,
Hocamı da tebrik ediyorum. Bu ismi de dikkat çeken bu güzel dergi ve iki sayı basmışlar. İnşallah Rabbim devamını getirir. Ben de merakla okuyacağım inşallah. Bu çalışmanın inşallah devamlı olmasını temenni ediyorum. Katkı veren, yazı olarak, yazı yazarak katkı veren, emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sanırım Yusuf hocamızın da elbette ki katkısı var. Buradaki güzel sunumlarından dolayı ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, evet 16 Nisan, iki gün kaldı şurada Allah nasip ederse. 16 Nisan'da ne yapacağız? Bir tarih yazacağız değil mi? Güzel. Çünkü 16 Nisan tarihimizde çok önemli bir gün olacak. 10 yıllardır tartıştığımız, belki 100 yılı aşkın bir zamandır tartıştığımız, zaman zaman yüksek tempoda, zaman zaman düşük tempoda tartıştığımız yönetim sistemi konusunu karara bağlayacağız. Geçmişe baktığımız zaman, yakın tarihimize baktığımız zaman, işte tanıdığımız, bildiğimiz devlet adamlarının zaman zaman bu konuyu dile getirdiklerini, rahmetli Türkeş'ten, Erbakan'dan, Özal'dan, Demirel'den, Yazıcıoğlu'ndan hepsinin Türkiye'nin bir an önce başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini ifade ettiğini biliyoruz. Zaman zaman da işte bu tartışma bu şekilde değerli devlet adamlarımızın, siyaset adamlarımızın gündeme getirmesiyle tartışma konusu oldu. AK Parti olarak biz de iktidara geldiğimiz günden beri zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde de çeşitli platformlarda da ifade edildiği gibi bu konuyu gündeme getirdik. Ama bir türlü ete kemiğe büründürüp de ne meclise sunabildik ne de halka sunabildik. Ama şimdi 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra, o istila ve işgal hareketinden sonra buradan kendilerine teşekkürlerimi sunmam gerekiyor, sunuyorum da. Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, o da başkanlık sistemine o zamana kadar karşı olduğunu ifade etmişti. Ama 15 Temmuz istila hareketinin manasını çok iyi kavradığı için, ülkenin bekasının tehdit altında olduğunu gördüğü için, ülkenin istiklalinin ve istikbalinin tehlike arz ettiği için ondan sonra dedi ki gelin bu konuyu halka soralım ve bu ülkedeki çift başlılığı da eğer halkımız uygun görürse bitirelim, yolumuza güçlü bir sistemle devam edelim dedi. Ondan sonra biliyorsunuz iki parti komisyonu kurdu, çalışmalar yapıldı. 21 madde olarak komisyona sunuldu. Komisyonda yapılan müzakereler neticesinde 18 maddede karar kırıldı ve milletvekilleri, sizlerin vekilleri o tarihi görevi yerine getirdi ve genel kuruldan 339 oyla geçirerek halk oylamasına, yani referanduma gönderdi. Şimdi top sizin önünüzde. Bu tarihi görev sizlerin omuzlarında, sizlerin elinde basacağı evet mührüyle inşallah gerçekleşmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara mitinginde bir ifade kullandı. Ne dedi? Dedi ki bu millet gol atmayı çok iyi bilir dedi. Bu gol Allah'ın izniyle nasıl bir gol olacak? Tarihi bir gol olacak. Ama kaleciler adına, Ankaralılar adına biraz önce de hemşehrilerin ifade ettiği gibi 90'dan olması lazım. 90'dan atılan gol çok güzel olur. Çok şık olur. Onun için kaleci hazır mı? Allah razı olsun. Evet, kursaklarımız da zaten hazır. Allah nasip ederse Ankara'mız hazır. Ankara inşallah bu referandumda bir destan yazacak. Değerli kardeşlerim, az bir zaman kaldı. 15 Temmuz'da bakınız bu millet bir destan yazdı. 15 Temmuz bir direnişti. O işgal, o istila kalkışmasına bir direniş idi. O direnişi milletimiz uçaklara, tanklara,
ve helikopterden açılan ateşlere siper ederek, göğsünü siper ederek çok şükür bertaraf etti. Şimdi Allah nasip ederse 16 Nisan'da dirilişi yaşıyoruz. Yaşayacağız. Ve aynı zamanda bu 15 Temmuz destanının tescili anlamına gelecek. Bu bakımdan son derece tarihi bir oylama olacak. Bunun farkında olan, bakın milletimiz çok şükür son günlerde, özellikle son haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlarda dolaşması, mitinglerde halka hitap etmesi, akşam televizyon programlarında halkı aydınlatmasıyla, Sayın Başbakanımızın keza meydan meydan dolaşarak televizyon kanallarında yapmış olduğu konuşmalarla bu değişikliğin ne anlama geldiğini ifade etmesiyle, değerli kardeşlerim, milletimiz 16 Nisan'ın önemini kavradı. Yapılacak değişikliğin ne anlama geldiğini anladı. Ama birileri hep yalanla bugüne kadar propagandalarını yürüttüler, kampanyalarını yürüttüler. Fakat yalanla biliyorsunuz abat olunmaz. Aynen zulümle abat olunmadığı gibi. Yalancının mumu da neydi? Yatsıya kadar yanıyor. Yatsı ne zaman? 16 Nisan değil mi? 2 gün kaldı. 2 gün kaldı. İnşallah o mumların söndüğünü hep birlikte göreceğiz. Ama öyle bir rüzgar esecek ki milletimiz üfürmeyecek ha. Rüzgar estirecek ve Allah nasip ederse o kamuoyu yoklamalarında falan diyorlar ya işte hayır oyu önde vesaire şeklinde, onlar rüya gördüklerini, hayal gördüklerini Allah nasip ederse 16 Nisan akşamı bu saatlerde çoktan görmüş olacaklar. Değerli kardeşlerim, 16 Nisan'ın önemini kavramak için biraz da Türkiye'nin hayrını istemeyen şer odaklarına bakmamız lazım. Veya Türkiye'nin hayrını istemeyen ülkelere bakmamız lazım. İşte baktığımız zaman ne görüyoruz? Avrupa'ya bakıyoruz, başta Almanya. Ki o Almanya, biz 1. Can Harbi'nde o Almanya ile omuz omuza savaştık. Kader birliği yaptık. Ama maalesef şimdi bakıyoruz, Türkiye'nin ilerlemesinden, gelişmesinden, büyümesinden en fazla rahatsızlık duyan Almanya oluyor. Halbuki Almanya'da 3 milyon üstünde vatandaşımız yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki o yıkımdan sonra o ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, yeniden imarında Türk kardeşlerimizin, oradaki işçilerimizin çok büyük katkısı oldu. Ama buna rağmen maalesef Almanya görüyorsunuz ciddi manada rahatsızlık duyuyor. Televizyonlarında hayır verilmesi konusunda, sandıklardan hayır çıkması konusunda kısa reklam filmleri oynatıyorlar. Gazetelerini Türkçe basıyorlar. Vatandaşlarımızın efendim oyunun hayır olması için. Başka, Hollanda'nın yaptığı rezilliği gördünüz. Bütün dünya gördü. Hani bu Avrupalılar demokrattı? Hani insan hakları vardı? Hani özgürlükler, hürriyet vardı? Ne oldu? Hepsinin ayaklar altına alındığını, atların, itlerin ayağı altında, aslında bizim insanımız değil, o Avrupa değerlerinin ayaklar altına alındığını görmedik mi? Gördük. İşte İsveç gazetelerine baktığınız zaman, İsviçre gazetelerinde ne oluyor? Bizim Cumhurbaşkanımızın posterine, işte başına silah dayayarak Erdoğan'ı öldürün diyor. Bu millet Erdoğan'ı öldürmez. Ama Erdoğan'a karşı gelenlere haddini sandıkta Allah'ın izniyle bildirir. Değerli kardeşlerim, Erdoğan gibi bir lider birkaç yüzyılda gelen bir lider. Bakın bütün dünya bir oldu, ona karşı cephe açtı, ordularıyla geldiler. Maalesef bizim üniformamızı giydirdikleri ordularıyla geldiler, teröristlerle geldiler ama yine onu yıkamadılar. Niye yıkamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan gücünü sizden alıyor. Gücünü halktan ve haktan alıyor. Dolayısıyla halktan ve haktan gücünü alan bir insan aynen Erdoğan'ın şahsında olduğu gibi dik durur ve kararlı bir şekilde yoluna devam eder. Mütevekkil olur, Allah'a teslim olur ve Allah'a teslim olduktan sonra Allah gereğini yapar. İşte bütün hesapları alt üst oldu. Bakın bu FETÖ alçağı ve onun avanelerinin hesap edemediği tek şey neydi biliyor musunuz? O Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuydu, kararlı duruşu, azimli duruşu
ve onun yürütmüş olduğu o kararlı mücadeleydi. Sadece onu hesap edemediler. Her şeyi hesap ettiler o gezi olaylarından itibaren. Ardından 17-25 vesaire. Hepsinde dikkat edin, hesap edemedikleri tek bir şey varsa Erdoğan'ın takınacağı tavırdı. Ama her seferinde Erdoğan o kararlı dik duruşuyla onların hamlelerini püskürttü. En sonda 15 Temmuz'da aynı şekilde oldu. Tabii Allah'ın lütfu, milletimizin duası ve ümmetin de duasıyla aynı zamanda. 15 Temmuz gecesi o ümmetimiz, bizim kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanında sabaha kadar uyandılar, uyanık kaldılar. Merak ettiler, endişe içerisinde Türkiye'nin bir an önce huzura ermesi için dua ettiler, gözyaşı döktüler ve çok şükür sabah namazını, herkes namazını kılarken huzurla Türkiye'deki darbe girişiminin, bu alçak kalkışmanın başarısız olduğu haberini aldıktan sonra başlarını secdeye koyabildiler. Değerli kardeşlerim, işte Batı dünyası Türkiye'de yapılacak bu değişimin anlamını çok iyi biliyor. Bakınız, ben hep şunu söyledim. Dedim ki Türkiye bir uyuyan bir dev idi. Bu devi 3 Kasım 2002'de Erdoğan liderliğinde Türkiye uyandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu devi uyandırdı. Bu dev şimdi kalktı. Ayakta duruyor, ilerliyor, hareket ediyor ama hareketleri kısıtlı. Kısıtlayan ne hareketlerini? İşte bahsettiğimiz sistem. Sistem kısıtlıyor. Kah ayağından tutuyor, çekiyor. Kah kolundan çıkıyor, çekiyor ve hızımız kesiliyor. Onun için değerli kardeşlerim, bu değişikliğin ne anlama geldiğini eğer öğrenmek istiyorsak elbette ki okuyarak öğrenebiliriz ama karşı tarafın tavrı da çok önemli. İşte onların tavrına baktığımız zaman görüyoruz ki bu yapılan değişiklik kesinlikle Türk milletinin ve Türkiye'nin hayrına olan bir değişik. Ama değerli kardeşlerim, baktığımız zaman onlarla birlikte hareket eden bir hayır cephesi var. Bakıyoruz, siyasi partiler var, PKK terör örgütü var, FETÖ'sü var, DAEŞ'i var, DAEŞ KPC'si var. Bütün terör örgütleri ağız birliği etmişçesine, söz birliği etmişçesine bu referandumdan, bu sandıktan evet çıkmasın diye gayret ediyorlar. Ve onları ellerinde maşa olarak kullanan o Avrupa ülkeleri de işte hop oturup hop kalkıyorlar. Ama değerli kardeşlerim, bakın biz 1,5 aydır sahalardayız. Elbette ki sizler de zaten görüyorsunuz. Ama biz her ilçeye gidiyoruz, farklı illere gittik, yurt dışına gittik. Şunu gördük ki milletimiz çok şükür bilinçli. Milletimiz kararını vermiş ve Allah nasip ederse inşallah pazar günü akşam göreceksiniz. Saat 5'ten sonra sandıkların gümbür gümbür patladığını, evet oylarıyla patladığını ve bu tarihi görevi milletimizin alnının akıyla, yüzünün akıyla yerine getirdiğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü bizim milletimiz artık yeter diyor. Yeter. Siyasi kavga istemiyoruz. Bu sistem bizi birbirimizle kavga ettiriyor değerli kardeşlerim. Nasıl bir kavga? İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan arasındaki kavgalar. Söz uzatmak istemiyorum. Sadece birini örnek vereceğim. Ecevit ne yaptı? Ahmet Necdet Sezer'i gitti Cumhurbaşkanı yaptı mı? Yaptı. Karşılığında ne gördü? Anayasa kitapçı fırlatılınca 2001 krizini yaşadık. 2001 krizinin bu ülkeye maliyeti ne biliyor musunuz? 650 milyar lira bugünkü parayla söylüyorum. 650 milyar lira. Peki o krizi yaşatan o günkü koalisyon hükümeti, DSP'si, MHP'si ve ANAP'ı, üçünü de millet 3 Kasım'da sandığa gömdü mü? Gömdü. Peki Cumhurbaşkanı olan zat ne oldu? Hiç ona hesap soran oldu mu? Olmadığı gibi bir de görev süresi bittikten sonra 6 ayda o makamı gasp etmedi mi? O zaman bu sistemde bir sakatlık var değil mi? Hem kavga üretiyor, kriz üretiyor, hem de hesap vermeyen bir cumhurbaşkanı. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz ne yapıyoruz? Hesap veren bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Hesap soran da bir cumhur. Dolayısıyla yetkiyi siz vereceksiniz, görevi siz vereceksiniz. Sandıkta hükümeti kurma görevini veriyorsunuz. Güven oyunu da veriyorsunuz ama bir şartta, hesabı da sormak şartıyla. Hesabı da sandıkta vakti geldiği zaman soracaksınız. Hesabı soracak olan bir milletin olduğu yerde
yani milletin patron olduğu, hem de yegane patron olduğu, yegane vasi olduğu, yani vesayet odaklarının hepsini bitiriyoruz bu yeni sistemde. Bir tek vesayet var, o da milletin vesayeti. Millet de o vesayeti zaten sandıkta ortaya koyacak. Dolayısıyla milletin patron olduğu, milletin vasi olduğu bir yerde değerli kardeşlerim, tek adam falan olmaz. Bunlar milletin aklını karıştırmak için ortaya attıkları palavralardan başka bir şey değildir. Tek adamlık tek parti sistemlerinde olur. Çok partili bir sistemde tek adamlık vesaire olmaz. Yarın göreceksiniz en az 5-6 tane cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Herkes eşit şartlarda yarışacak. Millet kararını verecek. Ya ilk turda veya ikinci turda en geç 15 gün sonra cumhurbaşkanını seçecek. Dolayısıyla millete hesap verecek bir insan, bir cumhurbaşkanı hiçbir zaman milleti hor göremez, hakir göremez, onlara cahil muamelesi yapamaz. Ama bunları diyenler, tek adam diyenler, televizyonda kendisine sorulduğunda nerede yazıyor bu cumhurbaşkanının bir kararnameyle lokantaları kapatacağı, muhtarlıkları kapatacağı vesaire vesaire. Nerede yazıyor bir okuyun görelim dediğinde, ya yanımda getirmedim. Zaten getirsen de hoş bir şey değişmez, zaten millet bir şey anlamaz diyor. Bu söz ne demek Allah aşkına? Bu söz sizi hakir görmek demektir. Sizi cehaletle suçlamak demektir, öyle değil mi? Ama esas anlamayan, okuduklarını anlamayanlar kendileri değil mi? Bunların genel başkanı olacak zat ne dedi? Diyor ki yeni sistem gelirse, cumhurbaşkanı bir başka partiden, başbakan da diğer bir partiden olursa bu ülkenin hali nice olur demedi mi? E o zaman bu adam ya bunları okumadı ya da okuduysa hiçbir şey anlamamış demek ki. İkisi de birbirinden kötü değil mi? O zaman değerli kardeşlerim ne yapacaksınız? Sandıkta bunlara gereken cevabı ne olarak vereceksiniz? Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bakınız, bu sistem inşallah yeni sistem Türkiye'nin önünü açacak. Ben hep şu örneği verdim, dedim ki eğer Türkiye'yi mevcut sistemde bir araca benzetirseniz bir arabaya, bu araba ikinci viteste gidiyor. Üçüncü vitesi atamıyorsunuz. İkinci viteste arabanın sürati 50 kilometre, bilemediniz 60 kilometre. Çok yüklenirseniz araba su kaynatır, motoru yakarsınız. Şimdi sistemi değiştirdiğimiz zaman Türkiye arabası ne oluyor? Otomatik oluyor. Bastığınız zaman gaza gidecek. Yolumuz ne oluyor? Mevcut sistemde yolumuz gidiş geliş. Önünde araç olduğu zaman sollamak istediğinde, karşıdan araç geldiği zaman ya kaza yaparsın ya da frene basıp hızını keser, şeridine geçersin. Ama yeni sistemde ne olacak? Yol otoban olacak. Duble de değil ha, otoban olacak. 4 şerit, 5 şerit. Arabamız otomatik olacak, bastırıp gideceğiz. İşte bunu yine dışarısı çok iyi görüyor. Gördüğü için değerli kardeşlerim, Türkiye istiyorlar ki Türkiye yine kendi içerisinde kavga etsin. Bu sistem dedim ya, kavga üretiyor, kriz üretiyor, darbe üretiyor, anarşi üretiyor, terör üretiyor. Bakın bütün bunlarla birbirimizle uğraşarak bugünlere geldik. Ama diyoruz ki artık yeter. Kavga da istemiyoruz. Sandıkta açılacak, aynı belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi. Burada iki başkanım var. Seçildiler. 30 Mart'tı değil mi? 30 Mart akşamı seçildiler. Kavga bitti mi? Bitti. Diğer adaylar evine gitti. Seçilen başkanlarımız da makamlarına gittiler. Görevi eğer ikinci defa seçildiyse görevine devam etti. Yeni seçilen başkanımız da Kalecik'te görevi devraldı, öyle değil mi? E dolayısıyla değerli kardeşlerim şimdi aynısını hükümette yapacağız ya. Başbakanlık makamını terfi ettiriyoruz. Ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanlığına yükseltiyoruz ve tek makama düşürüyoruz. Yürütmeyi tek başlı yapıyoruz. Bu tek adamlık değildir. Bunlar kafa karıştırmaya gidiyorlar. Bakın milletin patron olduğu yerde tek adam olmaz. Çünkü millete hesap verecek. Siz cumhurbaşkanımızı seçtiniz mi doğrudan? Şimdi cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Muhtarları her hafta külliyeye davet ediyor mu? Ediyor.
Peki Cumhurbaşkanları parlamento tarafından seçilirken o muhtarlar, muhtarlarımız acaba Cumhurbaşkanlığının kapısından hiç içeri girdiler mi? Burada muhtarlarımız var değil mi? Var. Girdiniz mi? Yok. Nereden? Hak getire. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sizin gücünüz işte bu. Sizden oy alan, size hesap verecek olan birisi sizinle her zaman beraber olmak durumunda. Kapısı da, gönlü de size açık olmak durumunda. Onun için halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı her zaman halkla beraber olacak. İşte taksi durağını ziyaret ediyor. Efendim esnafla bir araya geliyor. Sivil toplum örgütleri gelip külliyede orada büyük bir kongre merkezi yaptı. Orada toplantılar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onlara hitap ediyor. Onların ellerini sıkıyor. Onlarla hasbihal ediyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her bakımdan çok hayırlı bir döneme Allah nasip ederse 16 Nisan akşamı geçiyoruz. Bu geçişle Allah nasip ederse artık Türkiye'yi kimse durduramayacak. 17 Nisan itibariyle Türkiye yeni bir şahlanışa başlayacak. Çünkü geri vitesimiz olmayacak artık. Şu an araba 2'de 1 geri vitese takıyoruz. Aynen uçaklarda geri vites yoktur biliyor musunuz? Uçakları geri geri bir araç iter, ondan sonra ileri gider. Uçakların gerisi yok. Türkiye'de aynen bu şekilde olacak. Artık uçuşa geçiyoruz. Allah nasip ederse. Çünkü bizim ciddi hedeflerimiz var. 2023 hedeflerini bizim gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için, bunu engellemek için bakın Gezi olaylarından bu yana 4 yıldır bize zaman kaybettirdiler. Patinaj yaptırıyorlar. Şimdi Allah nasip ederse bütün bunları telafi edeceğiz ve hızlı bir şekilde inşallah o 2023 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi dünyanın ilk 10'una arasına dahil edeceğiz ekonomik olarak. Bunu başarmak durumundayız. Bizim insanımız bakın Almanya'ya, Avrupa'ya işçi olarak gitti. Biraz önce belediye başkanımız da ifade etti. Hem de çoğu işte temizlik vesaire işleriyle ilk başta onlarla uğraştı. Ama şimdi o insanların çocukları ne oldu biliyor musunuz? Hepsi orada patron oldu. İşveren oldu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bunu görüyor Avrupalılar. Başka neyi görüyor? Çünkü bizim geçmişte imparatorluk kurduğumuzu ve 3 kıtada at koşturduğumuzu biliyor. Bizim bir gönül coğrafyamız var. O gönül coğrafyasında insanlarımızın özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasıyla birlikte şimdi her gittiğiniz yerde Türkiye denildiği zaman Erdoğan Erdoğan diyorlar. Ve dua ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onunla birlikte Türkiye'ye dua ediyorlar. Allah'tan Türkiye'yi korumasını, muhafaza etmesini ve burayı son kale olarak görüyorlar. İslam dünyasına baktığımız zaman işte Irak'ın, Suriye'nin, Yemen'in, Libya'nın ne durumda olduğunu hep görüyoruz. Orada yaşanan acılar hepsinin gönlünde yer etmiş. Onun için Türkiye'de herhangi bir şey olduğu zaman kalpleri pır pır atıyor. Türkiye'ye bir şey olmasın diye endişeleniyorlar ve bundan dolayı da 15 Temmuz gecesi işte sabahlara kadar uyumadılar, ağladılar, dualar ettiler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim bu özelliğimizi karşı taraf çok iyi biliyor. Onun için bizim böyle 2 ileri 1 geri yolumuza devam etmesini istiyorlar. Uluslararası arenada Türkiye'ye hep şu gözle bakılmıştır. Adeta Türkiye'ye şöyle bir rol biçilmiştir. O da nedir? Türkiye uzadığı zaman budanması gereken, kısaldığı zaman ya da kuruduğu zaman da sulanması gereken bir ülke olarak. Yani böyle bodur bir ağaç düşünün, kontrol altında tutulacak. Ama şimdi Türkiye selvi oldu, selvi boylu oldu, dallandı, budaklandı. Bu birilerinin dikkatini çekiyor. Birilerini ciddi şekilde rahatsız ediyor değerli kardeşlerim. Onun için istiyorlar ki bu sistemle nasıl olsa Türkler birbirlerini yiyorlar, kavga ediyorlar, ekonomik krizler yaşıyorlar, terörle uğraşıyorlar, anarşiyle uğraşıyorlar. Efendim darbelerle olmadı 10 senede bir darbe yaptırıyoruz bir şekilde. İşte sizin çocuklar hikayesi var ya, onlar ama artık onların çocukları başaramaz oldu Türkiye'de. Çünkü millet, bakınız değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız adeta bir millet inşa etti ve inşa ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli kullandığı cümleler var. Ne diyordu? İri olacağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyordu değil mi?
hep birlikte Türkiye olduğumuzu 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya gösterdik mi? Gösterdi. 27 gün süren demokrasi nöbetlerimizde gösterdik mi? Gösterdik. Bakın o demokrasi nöbetlerinde çocuklarımız, gençlerimiz ellerinde bu ay yıldızlı bayrakları dalgalandırdılar. Sabahlara kadar, gece yarılarına kadar oralarda kaldılar. O çocukların hepsinde bir vatan bilinci oluştu. Bayrak bilinci oluştu. Millet bilinci oluştu değerli kardeşlerim. Bütün bunları bakın o zaman ve terörle uğraşıyorduk. Bombalar patlıyordu şehirlerimizde. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o cesareti, o azmi, o kararlılığıyla o nöbetler 27 gün devam etti. Çok şükür Allah da korudu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ama o nöbetlerde inanın gelecek nesiller inşa edildi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, önümüz açık. Bize tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. Ama biz batılılar gibi sömürmek için zengin olmak, büyük olmak, güçlü olmak istemiyoruz. Biz adalet için, hoşgörü için, kardeşlik için büyümek ve bütün mazlum ve mağdur coğrafyalara elimizi uzatmak istiyoruz. Onun için de bitiriyorum sözlerimi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz önce başkanlarım da ifade ettiler. Bu ülkeye çok büyük hizmetleri oldu seçildiği günden beri. Hastanelerinden tutun, okullarından, üniversitelerinden, duble yollarından, otobanlarından, hızlı trenlerden, köprülerden, tünellerden, boğazın altından geçen Marmaray'ından, Avrasya'sından ve yapılacak olan Kanal İstanbul ve yapılmakta olan 3. İstanbul Havalimanı'ndan. Ama en önemli hizmeti ne biliyor musunuz? İşte onu 16 Nisan'da yapıyor. 16 Nisan'da yapacağı bu hizmet Türkiye'ye sistem getirecek. Bizim sıkıntımız bozuk sistemden kaynaklanıyor. Sistemimizi sağlamlaştırdığımız zaman, kurumsallaştığımız zaman işte ondan sonra Türkiye'nin önü açık olacak. Dolayısıyla biz bu değişikliği Recep Tayyip Erdoğan için yapmıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı. Ona bir paye vermeyeceğiz ki. O zaten Cumhurbaşkanı. Ve mevcut sistemde sorumsuz bir Cumhurbaşkanı. Yetkileri sınırsız ama hiçbir sorumluluk yok, sıfır. Şimdi artık sorumlu hale getiriyoruz. Gerekirse yanlış yaparsa mahkemelerde, Yüce Divan önünde aynı bakanlar nasıl Yüce Divan'a gönderiliyorsa Cumhurbaşkanı da gönderilebilecek. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz bu değişikliği aslında ne için yapıyoruz? Erdoğan sonrası için yapıyoruz. Erdoğan gibi güçlü bir lider bütün zorluklara rağmen işte ülkeyi kalkındırdı, geliştirdi, yoluna devam ettirdi. Ama bu bozuk sistem devam ederse aynı 70'lerde yaşadığımız, 90'larda yaşadığımız sıkıntıları yine yaşarız. 2001 kriz yaşadığımız, 2001'de yaşadığımız o krizlerin benzerlerini yine yaşarız. Ama bu ülke bunlara layık değil artık. Bu ülkeye bunlar reva değil. Bu sıkıntılar reva değil. Onun için bu sistemi değiştirelim, güçlendirelim. Sandıklar açıldı, bitti, yetkiyi aldı. 5 yıl hizmetini yapsın, gelsin hesabını versin. Hesabı iyi ise, karnesi iyi ise o zaman yoluna devam eder. Ama 5+5 bitti. Gelişmiş ülkelerdeki gibi 5+5. Bir üçüncü dönemi yok değerli kardeşlerim. Ve kuvvetler ayrılığını da gerçek anlamda gerçekleştiriyoruz. Yasamayı hükümetin tasallutundan kurtarıyoruz. Artık hükümet kanun tasarısı meclise gönderemeyecek. Sadece bütçeyi gönderecek, yılda bir defa, o kadar. Gerisini milletvekilleri kendileri yapacak kanunları. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi kalkındıracak, güçlendirecek. Hepsinden önemlisi artık bizi birbirimizle kavga ettirmeyecek, birbirimizle uğraştırmayacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz Allah nasip ederse. Benim zerre kadar bakın şüphem yok ve sandıkların öyle o kamuoyu yoklamalarındaki rakamlardan çok daha fazla bir evet çıkacağını ben görüyorum sahada. Allah nasip ederse inşallah 16 Nisan akşamı sandıkları sizler de patlatacaksınız, öyle değil mi? O zaman salonu bir kere daha çınlatalım, bir kere daha inletelim diyorum. Tek millet için evet mi? Tek vatan için evet mi? Tek devlet için evet mi? Tek bayrak için evet mi? İstikrar için evet mi? İstikbal için evet mi? Ve son olarak diriliş için evet mi?
Allah razı olsun diyorum. Bütün kalecikli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımızı göndermiyoruz. Tebrikimizi armağan etmesi için Kalecikler Derneği'ne başkanımız Sayın Şahin Yunan'ı buraya razı ediyorum. Yani şöyle anlatabiliriz. Sayın Meclis'in soyun hakkımıza hediyesi var. Sayın Kursak'ta Belediye Başkanımız da istirham ediyoruz buraya. Buyurun efendim. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, bu bize manzara almışlar. Bana bir hediye! Açalım gösterelim. Sayın Bakanım, Kaleci Belediye'mizde kültür sanat yayınları adına çok önemli yayınlar ortaya koyuyor. İkinci sayımızdan da Sayın Bakanımıza evet, bir de Aşık Miradi ile ilgili bir eserimiz var. Üçüncü eserimiz. Sayın Bakanım lütfeder misiniz? Selçuk Başkanımıza da başkanımız hediyelerini takdim edecekler. Hatta şöyle. Düşündük inceden ince, evet biz evet diyoruz. Selçuk Başkanımıza hanımızın ikinci sayısından da sunalım. Sevgili seyirciler, referanduma kısa bir süre kala Ankara Pursaklar'da son saha çalışmasında Belediye Başkanımız Selçuk Çetin bizimle. Sayın Başkanım, son durumu bir değerlendirebilir miyiz? Şu an tabii son sıra çalışıyoruz. Bu bir parti seçimi falan değil. Evet. 12 seçim geçirdik biz. 12 seçimde de Allah'a şükür çok açık ara seçimi kazandık ama 12 seçim bir tarafa, bu referandum çalışması bir tarafa. Neden? Çünkü burada devlet için, vatan için, millet için, bayrak için, Türkiye'nin geleceği için, istikbali için, ki bu yavrularımızın, torunlarımızın geleceği ve ülkenin de istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini devam ettirebilmesi için bu çalışmalarımız son sürat devam ettiriyoruz. Tabii bu çalışmalarda bugün olduğu gibi salon toplantıları, ev ev teker teker bütün evlerin kapısını çalarak evlerimizde aileleri ziyaret edip apartmandaki bütün komşular inip onlarla dertleşerek onların kafasında en ufak bir istifham kalmayana kadar biz konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten bu önemli. Cumhurbaşkanımız zaten Cumhurbaşkanı. Evet. Milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı. Öyle bir derdi de yok ben Cumhurbaşkanlığı olayım, tek adam olayım falan diye. Olsa zaten şu anda Cumhurbaşkanı bundan üstü yok yani. Bunu millete anlatmaya çalışıyoruz. Milletin bu işte, bu sistem değişikliğinde tek söz sahibi olacağını, gerektiğinde yetkiyi verdiği gibi, sorumluluğu verdiği gibi hesap da sorabilen ekibin, grubun, millet olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii bizim Pursaklarımızda, Kuzey Ankara'mızda bu faaliyetler son sürat devam ediyor, olumlu bir şekilde devam ediyor. İnşallah Rabbim 16 Nisan akşamı bu çalışmalarımızın semeresini güzel bir şekilde gösterir diye ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Pursaklar halkı her seçimde
üzerine düşen görev yaptı. Yüksek oranda oylarla destek verdi. Evet. Bu referandumda nasıl bir sonuç bekliyoruz? Tabii bu referandumda da biz Pursaklar'da güzel bir sonuç bekliyoruz. İyi bir sonuç bekliyoruz. Bu muhabbette ve salon toplantımızda da söylediğim gibi Ankara'mızın gerçekten Kuzey Ankara Pursaklarıyla, Akyurdu'yla, Çubuk ve Kaleci ile hep destek oldu. Tam destek oldu. Hiç fire vermedi. Ben bu referandumda da bu firesiz bir şekilde tam desteğin olacağını düşünüyorum. Çünkü çalışmalarda, ev sohbetlerimizde, salon sohbetlerimizde bunu gördük. İnşallah sonuç güzel olur. Çalışmalarımızın bereketini mutlaka göreceğiz diye temenni ediyorum. Başkanım, kısa bir süre kalmasına rağmen tempoyu artırıyorsunuz. Ben başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii son güne kadar, sandığa kadar çalışmalara devam. Durmak yok, yola devam. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim yanımızda Kalecik Belediye Başkanı Filiz Hanım var. Efendim güzel bir organizasyon yaptık. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet, güzel bir organizasyondu. Emeği geçen başta Kaleder olmak üzere ev sahipliğinden dolayı da Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin arkadaşıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Pursaklar'da ciddi oranda bir kalecikli nüfus var. Bu nüfus örgütlü bir nüfus. Evet. Sivil toplum anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve birlikte dayanışma halinde dünya görüşlerini de paylaşıyorlar. Bugün mutluyuz ki bu kadar önemli bir süreçte Kalecikler olarak, Pursaklar'da yaşayan Kalecikler olarak birleşmişler ve Türkiye için, refah için, kalkınma için, inşallah istikrarımızın devamı için evet diyorlar. Kaleci'nin belediye başkanı olarak bundan onur duyduk. Burada olduğumuz için de çok mutlu olduk. Bugün de Kalecik'te yoğun bir çalışma içerisindeydik aslında. Çok şükür ki gün geçtikçe sahada daha iyi bir eğilimi görüyoruz. İnsanların kafalarındaki kargaşalar yok oldukça, doğruları öğrendikçe ve süreç artık 16 Nisan yaklaştıkça, süreç ilerledikçe kararlar netleşiyor. Herkes kalben evet diyor. Anketler aslında bence çok mütevazi davranıyor gibi geliyor. Evet. Sahaya bakarsak çok daha yüksek bir oranda evetle karşılaşacağız inşallah 16 Nisan günü. Bugün biz gerek merkezde gerek köylerimizde, uzak köylerimizde çalışmalar gerçekleştirdik ama çok güzel. Hayır noktasında çok fazla bir eğilimle karşılaşmıyorum. Evet'teki tereddütler dağılmış, insanlar daha net bir şekilde ne için evet dediğini biliyorlar. İnşallah 16 Nisan'da sandıklar hepimizin beklediğinden daha yüksek bir oranda evetle bize çok güzel haberler verecek ve yeni bir Türkiye'nin kapısını aralayacağız. İnşallah bizler de ilçelerimiz olarak büyüyen ve güçlenen bu yeni Türkiye'den payımızı daha yüksek oranda alacağız Allah'ın izniyle. Kalecik'in bildiğim kadarıyla çehresi de değişiyor. Belediye hizmetleriyle, konuşmanızda da bahsettiniz. Hizmetlerin referanduma yansımasını da görüyor musunuz? Tabii, yerel yönetimler çok önemli. Gerek genel siyaset açısından, gerekse bu türlü siyasi eğilimler açısından çok önemli. Zaten Türk siyasi tarihine de baktığınız zaman genelde yerel seçimlerin başarıyla alınması ve yereldeki başarılar genel seçimde merkezi hükümet oylarına ciddi oranda yansıyor. Ve yereldeki başarısızlıklar da yine o oranda genel başarıyı etkiliyor. Zaten bizim hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan da yerel siyasetten genele geçen bir lider ve belediyelerin sorunlarına karşı çok duyarlı, sesimizi çok çabuk duyuyor ve bizi anlama noktasında çok ciddi bir empati kurabiliyor. Bu da aslında bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına bizim için büyük bir şans ve yeniden liderimizin aslında bu referandum sonrası Cumhurbaşkanlığını bir taraftan yürütürken partimizin de üyesi olarak yine bu parti sürecinin içine girecek olması da bizler için ayrıca bir heyecan kaynağı. Çünkü bizi çok rahat anlıyor, çok kolay anlıyor ve
o güçlü liderliğinin altında verdiği kararlarla çok daha aşağılara doğru bizim lehimize kararların sirayet ettiğini görüyoruz. Bürokrasi üzerindeki o geniş hakimiyeti de hepimizin önünü açan bir konu. Ama bir belediye başkanı olarak bu referandumda bizi, belki de Selçuk Başkanım da dahil olmak üzere, en çok ilgilendiren maddelerden bir tanesi de yerel yönetimlerle ilgili bürokrasinin azaltılacak olması. Hangi partiden olursanız olun. Çıkmadı gibi değil mi? Aslında siz biliyorsunuz. Çıkmadı ama bürokrasiyle çok fazla birlikte çalışmak zorunda olan icra makamlarının sıklıkla şikayet ettiği unsurlardan bir tanesidir bürokrasi. Evet. Cumhurbaşkanımız da her zaman bürokratik oligarşi noktasında bile bazı tanımlamalar yapmaktadır. İnşallah bu referandum sonrası kurulacak yeni hükümet sisteminde daha hızlı kararlar almak ve icrayı daha da hızlandırmak kararnamelerle mümkün olacak. Bu da bizim aslında heyecanlandığımız bir konu. Evet. Çünkü Pursaklar bize göre daha ileride bir ilçe. Başkanımız daha deneyimli, daha uzun süredir bu işi yapıyor ve başarıyla yapıyor. Ben hep söylüyorum, yeni seçilmiş başkan olarak seçilmek çok zor bir şey. Ama en zoru da sanıyorum aynı yerde ikinci kez seçilmek. Belediye başkanımız bunu üçüncü kez başarmış bir başkan. İnşallah bize de nasip olur onların başarısı. Ama bizim gibi gelişmeye daha hızlı şekilde ihtiyaç duyan ilçelerde bu hız heyecan veriyor. Bürokrasinin azaltılacak olması, daha hızlı kararlar alınarak tabii ekonomisi daha güçlü bir Türkiye olması bizim için de şöyle demek, daha güçlü bir Türkiye'den daha fazla kaynağı kalecik kendisine aldığı zaman hak ettiği ve potansiyelinin hak ettiği, çok ciddi bir potansiyel var ilçemizde tarihsel, tarımsal ve kültürel anlamda. Bu üç noktada ilçemizi geliştirebilecek yatırımlara önce olacak bu sistem inşallah. Bu anlamda kalecik olarak da heyecanlıyız. İnşallah gerek kalecikte yaşayan vatandaşlarımız, gerekse Pursaklar gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin belirli noktalarında yaşayan hemşehrilerimiz bu referandumda evet diyerek hem kaleciye güç katacaklar hem de Türkiye'ye güç katacaklar. Ben biliyorum yakında bir açılışınız var. Evet. Referandum sonuna kaldı. Buradan son olarak bu açılışla ilgili bir izleyenlere bilgi verip kapatalım programı. Evet, inşallah 8 Kasım'da bir konak ve 21 dönümlük bir park açılışı gerçekleştirmiştik. Cumhurbaşkanımızla telekonferansla bağlanarak. Esasen referandum öncesini açarak bu referandum sürecine de katkı vermek istiyorduk ama şükürler olsun ki yağmurlar sebebiyle geciken bir peyzaj rahmet çalışmamız oldu. Rahmet ve bereket eksik olmasın, biz daha çok açılışlar yaparız. 16 Nisan sonrasına çalışmalar uzayacağı için kaldı. 16 Nisan'dan sonra ben hem Kanal 5 televizyonunu hem de tüm hemşehrilerimizi, bizi izleyen hemşehrilerimizi sosyal tesis ve spor kompleksi açılışına bekliyorum. Bu açılış yalnızca bir açılış değil. Evet. Aynı zamanda bizim artık geleneksel hale çevirdiğimiz bir uygulama. Yılımızı tamamladığımız her yıl, işte Sayın Başkanım da çok iyi bilir, Nisan ayında faaliyet raporlarını belediye başkanları meclislerine sunarlar ve oylamaya kalır. Biz bugüne kadar faaliyet raporlarımızı yasa gereği meclise sunmakla kalmayıp aynı zamanda da halkımıza sunuyoruz ve onların da bir anlamda yıllık onaylarını alıyoruz. Bir taraftan da hesabımızı vermiş oluyoruz. Üçüncü yılımız referandum sürecinden dolayı biraz gecikti. Bu açılışla birleştirmek istedik bu programı. Bu programda açılışın yanında hem üç yılın hesabını vereceğiz vatandaşlarımıza yeniden, hem de bu üç yılda gelişen büyüyen Kalecik Belediyesi bundan sonraki İki yılda ne tür hizmetlere öncülük edecek, ne tür hizmetlere vesile olacak, onların da vatandaşlarımıza ilanını yapacağız inşallah. İnşallah. Nisan sonu mu başkanım? Öyle görünüyor. Referandumdan hemen bir hafta sonra gibi inşallah yapacağız. Peki, tebrik ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yayınımızı burada noktalıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar.